Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz. Evet kanala da abone olmak ücretsizdir şöyle size çok güzel bir model hazırladım modelimiz her zamanki gibi arkadaşlar iğneden tığa biliyorsunuz iğneden tığa modelleri çok seviyorum Sizler de seviyorsunuz çoğunlukla bir yüzde 90 kısmı seviyor diyelim arkadaşlar yüzde 10 da istisna olsun Evet modelim bu Bak şöyle hoş iğneden tığa zarif bir model hazırladım. iki tane çıkardım. Bir tane de sizlerle yaparak şöyle modelin anlatım kısmına geçelim. <laughs> şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 Nurgül'ün tığ ve iğneleri yazdığınızda hemen karşınıza çıkacaktır. Evet şöyle. ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın 5 tane üçer zincirden tığ battımızı hazırlıyoruz. İlk önce bu şekilde başlıyoruz. Şimdi şöyle tığ battımızın içine sık iğne ile ipimi sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi güzelce esnettim. Sıkı sıkı. Şöyle bakın tığ battımı hazırladım. Bir zincir çekiyorum. 5 tane yaptık. Hemen ilk buradaki tığ battıma sık iğne ile sabitliyorum ve 5 tane zincir 5 zincirim hemen yanındaki tığ battımın içine sabitleyip bakın bu şekilde 3 tane tığ battı ara mesafesi bıraktım bir zincirle dönüşümü yaptım 5 zincirli yuvaya sık iğne ile bir zincirimi sabitledim ve yaprak yapımına bir zincir çekerek başlıyorum bir defa tığımı doladım hemen 2, 2 alarak bu şekilde trabzanımı yaptım. bir defa tığımı doladım, yuvaya giriyorum. 1, 2, 2, 3 seferde 3. Trabzanım. 2 defa tığımı doladım, yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2, şöyle 2. Bakın, 4. Trabzan. Yine 5. Trabzan için iki defa dolayıp şöyle. 5 seferde 1 2 2 ve 2 bu 5. trabzanın içine şöyle sık iğne yapacağız 4 zincirden ilk önce tomurcuğumuzu yapıyoruz buraya bir kirpik oluşturduk geri kalan kısma 6 tane sık iğne yapıyorum bakın şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. 7. de burada yuvanın içine sahipliyorum. Bakın çok güzel aşağıdan yukarıya doğru büyüyen bu şekil yaparsanız hoş bir yaprağınız olacak. Şöyle arkadaşlar şimdi de dal kısmını yapalım. Evet yaprağın kenarına dalımız için dört tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. Gevşek olanlar, ipi kalın onunla 3 zincirde çekebilir. Şöyle 3 defa da tığımı doladım. Dalımız kalın olsun diye şöyle dayanıklı olsun diye bakın aradan hiç böyle ip sızdırmadan bolluk oluşturmadan kalın olması için bu şekilde bakın bir trabzan yapmanız şart. Çünkü sık iğne olmadığı için sert durmayacaktır. Bu şekilde sert ve şöyle sağlam kalıp gibi durmasını sağlıyoruz arkadaş bakın arasında hiç boşluk bırakmadan sıkı sıkı çektik 6 tane zincir çekiyorum ve buraya trabzanın arasına sabitledim yuva oluştu çiçeğimiz için yuva şimdi 6 tane zincir çekiyorum buradan iki tığ battı bırakıp 3. tığ battıma kapatıyorum Şimdi bir tane dedik ama bir tane daha yapalım daha iyi anlaşılsın. Şöyle. Evet. Bakın. Demin söylediğim ilk başlama kısmına geldik. Şöyle üçer zincirden 5 tane bu şekilde tığ battı yapacağız. Şurada ipim de yıpranmış arkadaşlar. 3 zincirimi çekiyorum. Ve tığ battı oluşturuyorum. 3 zincirden 5 tane tığ battığı oluşturarak başlıyoruz. İlk başlarken bu şekilde. 3 zincirimi çektim. Şöyle 4. Şöyle 5. Evet. 5 tane tığ battığı yaptık. Bir zincirle hemen ters tarafına döndüm. Buradaki tığ battığımın içine girip sabitliyorum. 5 zincir Hemen yanındaki tığ battımın içine sabitledim. Bir zincir çekip şöyle düz tarafına döndüm. Hemen sık iğne ile buraya sabitledim. Bakın 3 tane de ara mesafesi olarak kaldı diğer çiçeğimizle. İkinci çiçeğin arası 3 tığ battı. İkisini de yaprağımız için kullandık. Evet bir zincir çekerek başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bir defa tığa doladım. 3 seferde. 1 2 ve 2. 2 defa tığa doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığa doladım. 4 seferde şöyle 1 2 2 ve 2. 5 tane trabzanımız oldu. Kenardaki bir zincirle beraber 4 zincir buraya tomurcuk olarak kapatıp kenar kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 Bismillah Yuvada yapıp yaprağımızı tamamlıyoruz ve dört tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. Hemen yaprağımızın yanına çiçeğimiz için dal oluşturacağız. Buradaki özelliği dikkat edin arkadaşlar. Bakın yuvadan girdik hemen iki tane alıyoruz sıkı sıkı. Bakın hiç uzatmıyorum ipim iki iki. O yüzden dolamasını üçe çıkardım bu şekilde altı tane zincir. 6 zincirimi buraya sabitledim yani trabzanın arasına sabitledim tekrar 6 zincir çekiyorum iki tane tığ battı bırakıp 3. tığ battı ya kapattım şöyle bir zincirde dibine çekiyorum ki koparacağım arkadaşlar ipim yıpranmış şöyle Evet çimenimiz bu şekilde bakın arkadaşlar oluşuyor. Şöyle iğne yasında olduğu gibi minik çiçeklerle şimdi dallarımızı süsleyelim. Evet şöyle altı zincirli yuvamıza pembe bir çiçek yapacağız. Sık iğne ile ipimi yuvanın içine sabitleyip 5 tane zincir çekiyorum. güzelce esnettim arkadaşlar incecik olması için bu iğneden sağda muhakkak esnetmeyi unutmayın 4 tane zincir çekiyorum bu 5 zincirin içerisine kapatıyorum Bakın bu şekilde biraz fazla yaparsanız dönüşü o şöyle şurada kenar kısım bombili duruyor da güzel duruyor arkadaşlar 4 5 6 7 8 ve 9 hemen yuvanın içine sabitliyorum. Şöyle iğne oyasında sinek kanadı dediğimiz olay bu arkadaşlar ve buraya bundan 3 tane yapacağız. Bakın bu ilki yine 5 zincir kapatıyorum yeşil yuvaya 4 zincirle dönüş yapıyorum. Bu 5 zincirli Yuvanın içine sabitliyorum. Bakın bombeli duruşu önemli. Güzel durduran o. 9 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. Sıkı çekmediğiniz takdirde kalıp gibi durmaz. Yine bunu yeşil yuvanın içerisine sabitliyorum. Evet, ikincisi de hazır bakın. Ve 5 zincir. kapattım buraya ve 1 2 3 4 zincir çevirdim 4 zinciri bu 5 zinciri yuvaya kapattım ve 9 tane zincir 4 5 6 7 8 ve 9 hemen üst tarafına dönüp yeşil yuvanın içerisine sabitleyip Şöyle sökülmesin diye de dibine bir tane zincir yapıyorum. Ve ipimi koparıp çiçeğimi tamamlıyorum. Şöyle 3 tane sinek kanadından oluşan bir model. Hemen yakıp temizleyip gelin bakın kalıp gibi çok hoş bir çiçek oldu. Evet modelimizi tamamladık. Şöyle vedamızı edelim kalıp gibi oldu diye şöyle ütülemedim bakın arkadaşlar ütüleyince tabii daha zarif duracak şöyle arka kısmını da göstereyim bu şekilde bir kere ütüleyince bir daha ütü filan istemiyor arkadaşlar şöyle renkleri bir de tülbentin üzerinde gerçekten çok hoş oldu arkadaşlar çimeli de çok güzel yaprakları da çok güzel durdu daha kendini gösterdi Önceden bu trabzan üzerine tasarlamayı da yaprağı ben size göstermiştim ilk olarak. Ee, bu şekilde daha da kendini gösteriyor. Tabi bazen o şekilde de yapıyorum. Ama muhakkak bunu bu şekilde geriye dönüp 5 yuvanın içine yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle elin üzerinde daha net çıktığını söylüyorlar arkadaşlar. Şöyle bir koyun. Işık açısını ayarlayamıyorum. Renk açısını böyle bu şekilde bir de sallantılı halini göstereyim. Sizler de kanalımın devamı için arkadaşlar, videolarımın devamı için böyle bana destek olursanız beğeni ve yorum yaparak çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.